Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Batuhan Yenidüce. Bilgisayar mühendisi, ikinci sınıf mühendisi. Aynı zamanda kulübü kurucuların da yapıyoruz. Workshop serisinin bir boyunca zaten söyledik. Workshop yapacağız. Size anlatacağız ne olacak. Yapay zeka yani. Onun için ilk temel adımı atıyoruz. Python diliyle başlayacağız. Python dilinde öğrenmesi en kolay dillerden biridir. Çok kolaydır. Bir serinizi yapabilirsiniz. High level language olarak geçer. Yani fazla bir derdiniz olmaz low memory ile, yani hafızayla, RAM'le alakalı bir sıkıntınız olmaz. O yüzden bu en iyi dillerden biri öğrenmek için. Aranızda bilmiyorum, bilen var mı? Python var mı? Ya da herhangi bir başka bir programın dili. Bilen, ne diyorsun? Az çok Python, okey. Zaten bilenler zaten burada sıkılacaktır diye düşünüyorum. Çünkü en baştan başlayacağım. En baştan en sonuna kadar, sene sonunda artık bir iki tane conventional analytical, yani görüntü işlemeyle alakalı birkaç uygulama yapmış olacağız. Şöyle göstereyim. Workshop içeriklerini Piazza zaten attık linkini. Piazza üzerinden ulaşabilirsiniz. Piazza üzerinden soru sorabilirsiniz. Modlara bakabilirsiniz. Aynı zamanda yine GitHub üzerinden tüm kodlarımızı yayınlıyoruz. Hatta şu anda live olarak var. İsterseniz GitHub üzerinden açabilirsiniz. Benle beraber takip edebilirsiniz. Ve aynı zamanda şu an kamera çekiyor. Kameranın kaydını da web site üzerinden yayınlayacağız. Web site üzerinden tekrar dinleyebilirsiniz. Takıldığınız yeri yoksa. Başlayalım o zaman. Programlama ve algoritma. Öncelikle programlamaya geçeceğiz. Ondan programlama nedir? Algoritma nedir? Bilen var mı? Programlama nedir? Programlama. Bakalım. Neymiş programlama? Belirli amacılaşmak için oluşan algoritmanın herhangi bir programa dilinde yazılarak bilgisayar işlemlesini programlama dili. Yani şöyle düşünmeyin. Algoritma, ben bazen duyuyorum arkadaşlarımdan. İşte algoritma öğreneceğim. Algoritma programlama çok farklı şeyler arkadaşlar. Şöyle ki bir algoritmayı birkaç farklı dilde yazabilirsiniz. Ama bir buna da programlama dili aynı zamanda. Ama bir algoritma diyelim ki göstereceğim şimdi zaten bir algoritma. Bunu bir sürü dilde yaratıyorum. Mesela Java'da yazabilirsiniz, C++'da yazabilirsiniz, ondan sonra Python'da yazabilirsiniz. Bunların hepsi programlama bilginize dayalı. Algoritma nedir diye bir şey bulursak, bundan çekmiyor. Algoritma ise belirli bir sorun çözmek için veya belirlenmiş bir amaca ulaşmak için tasarlanan yola, takip edilen işaret basamakları algoritma nedir? Hemen şöyle kısa bir algoritma örneği vereceğim size. Bakalım olması lazım. Mesela bir sayının square root'unu bulmak istersek, yani karekökünü bulmak istersek, diyelim ki şöyle tanımlayabiliriz. X öyle bir sayı olsun ki y çarpı y bunun x'in karesi olsun mesela. Böyle olduğu zaman x'in karesi farkındayız. Burada y eşittir, yani y kök eşittir x'in karesi diyebiliriz. Bunu bulmak için bir algoritma yazmak istersek eğer, algoritmada şunu diyebiliriz. Birinci adım. Bakın dikkat edin, algoritmalar ve programlama arasındaki fark çok önemli. Sonra bazı arkadaşlar dediğim gibi diyorlar, algoritma öğreneceğim. Algoritma dediğiniz şey çok farklı, programlama dediğiniz şey çok farklı şey olaylar. İlk adımımız şöyle başlayabiliriz. Bir sayı tahmin edersiniz. X için, hatta şuraya G, Y diye değiştirdim. Şöyle diyeyim. Y, Y. Şuna için. Şöyle. İlk adımımız sayı tahmin ediyorsunuz. Mesela burada bu verdiğimiz örnekte şunu bulmaya çalışacağım. 16'nın karekökünü bulmaya çalışalım. Bir sayı tahmin ederek başlayabilirsiniz. İlk adımımız sayı tahmin et. Bu sayı tahmin ettikten sonra hatta edelim, var mı tahmin olan sayı? Hemen bir sayı alalım. 5. 5 dedik başlayalım. İlk sayı tahminimiz 5 mesela. Şöyle diyor bu algoritma. Diyor ki eğer 5 çarpı 5 16'ya yakınsa, yani bulmak istediğiniz sayıya yakınsa eğer, 25 eder bunlar, yakınsa tamamdır, yaklaştın. Sayıyı bulmaya çok yakınsa ya da buldun. Eğer değilse, diğer bir sayı tahmin edeceksin. İkinci adım, diğer bir sayı tahmin et. Eğer şey değilse, yani 16'dan farklıysa, 16'ya yakın değilse, diğer bir sayı tahmin ediyorsun. Bu da şöyle, x artı y artı y bölü 2 gibi bir şey çıkıyor burada. Şimdi bu algoritmaya baktığınız zaman başlıyorsunuz. 5'e başladınız. Bunu yaptığınız zaman 400'lü bir şey çıkıyor. Sonra bunu tekrar yapıyorsunuz. Çünkü algoritma neydi? Belli bir şey var. Tahmin ediyorsunuz. X çarpı x'e bakıyorsunuz. Eğer x çarpı x 16'ın yakın değilse devam ediyorsunuz. Eğer yakınsa duruyorsunuz. Bu bir algoritma mesela. Karekökünü bulmak amaçlı bir algoritma. Bunu programlama dilinde yazmak ise programlama deniyor. Devam edelim. Programlama dili. Programlama dili, belli bir standart formunda komutlar ve yazılım geliştirme imkanı sunan bilgisayar
Yani Python dediğiniz zaman belli bir sinteksi vardır. Yani yazılım dili vardır. Aynı programın dili de aynı Türkçe, İngilizce'ye benzer. Mesela Türkçe'de Batuhan okula gitti cümlesinde. Batuhan özü nedir? Okula şey diyor işte. Tam Türkçe yeterli değil çocuğunu açıklamak için. İngilizce olsa açıklarım ama. Böyle bir belli bir konu şeyi vardır, düzeni vardır. Programa dillerinde böyledir. Programa dillerinde kısacası programa dillere sayesinde bilgisayar ile insanlar verim bir şekilde iletişim sağlarlar. Yani aslında siz diyorsunuz ki bu algoritmayı ben bu tahtada çözebilirim ama bilgisayar adımda sanatçı. Bunu bilgisayar yapmak için de programlama yapmamız gerekiyor. Programlama dillerinden de bazı işte C, C++, C#, Java, Swift, PHP, Ruby. Tabi bunlar farklı alanlara göre özelleşebiliyor. Mesela C ve C++ daha low level language olarak geçerken JavaScript daha çok web üzerinde çalışır falan. Şimdi şöyle başlayalım, programlamaya başlamak olarak başlayalım. Şunu söyleyeyim öncelikle, programlamayı burada dinleyerek ya da herhangi bir kurstan, internetten dinleyerek kesinlikle öğrenemezsiniz. Yani öğrenirsiniz, Python hakkında bilginiz olur, okursunuz ama anlayamazsınız, yazamazsınız. Çünkü hiç dinlemediniz, çünkü hiç bir hata almadınız sonrasında. Bunun için denemekten korkmayın arkadaşlar. Açın Python şeridini, az sonra göstereceğim. Python şeridini açın, bir şeyler yazın. Fark etmez ne yazdığınız, çok simple olabilir. Çok zor bir şey olabilir, bir challenge'ı çözmeye çalışabilirsiniz ama sonuçta denemekten korkmayın. Ve öğrendiklerinizi her zaman kendinizi geliştirmek için küçük çapta uygulayacak programlar yazın. Mesela, ne diyeyim, input almayı mı öğrendiniz kullanıcıdan? Bir gün hesap makinesi yazın. Aritmatik işlem yapmanızı söyleyebilirsiniz. Parola üretici yazabilirsiniz. Kullanıcının verdiği spesifikasyonlara göre bir tane parola üreticisini sağlayabilirsiniz. Taş kağıt makas oyunu yazabilirsiniz, adam asfıcı yazabilirsiniz. Bunları denemekten korkmayın. Denemezseniz asla hata almazsınız. Hata almayınca da öğrenemezsiniz arkadaşlar. Ve en son interneti kullanın. Bu konuda şuna değinmek istiyorum. İnternette çok kolay mesela. Hemen bir canlı bir örnek yapacağım. Diyelim ki geldim, Python'ı açtım. Python'da. Şu büyüteyim şöyle biraz. Şöyle diyorum mesela, bunu şu an anlamanıza gerek yok. Diyelim ki bir şey yapmaya çalışıyorum işte burada. Bu şu an gördüğünüz bir liste. Listenin içinde bir indeksleme, yani elemana erişme uygulaması yapmaya çalışıyorum. Hata aldım. Diyor ki trace back most recent code bla 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 index error list index out of range. Bu artık Python'da bu altta gördüğünüz index error, bu runtime error da olabilir, diğer hatalar da olabilir. Hata tiplerini de göstereceğim. Bu index error'ı yapıştır. Yapacağınız şey çok kolay. Hatayı aldınız ya, kopyala yapıştır yapıyorsunuz. Firefox ya da herhangi bir tarayıcı açıyorsunuz. Google'ı açıyorsunuz. Google'a aynısını yapıştırıyorsunuz. Ve arama yapıyorsunuz. İlk çıkan site %99.9 Stack Overflow. Bir developer'ın en iyi arkadaşı. Burada genellikle, yani tüm dünya üzerinde oluşan bir şey bu. Tüm dünya üzerinde kullanılan bir platform. Sizden önce birisi kesinlikle bu error'u almıştır mantığıyla. Bunu aramasını yapıyorsunuz. İlk çıkan şey Stack Overflow. Basıyorsunuz. Burada işte sorusunu soruyor arkadaş mesela. İşte my program completed bla bla bla, kodunu yollamış falan filan. Aşağı doğru iniyorsunuz, ilk soruyu geçersiniz hatta büyük ihtimalle. Burada diyor, problems in the line diyor, işte problemin olduğu satırı göstermiş. İşte diyor ki, it will throw an error because there simply aren't that many elements in the guest list. Yani bu kadar çok elemanınız olmadığı için bu listeye erişemiyorsunuz. Yani aldığınız hatanın aslında tüm cevabını buradan bulabiliyorsunuz. Bu çok önemli sizin için. Yani yazmaya başladınız, bir yerden hata aldınız, ondan sonra of hata verdi, ben bunu nereden bakacağım diye kitap açmayın sakın. Sakın yani. Kitaplar yazıldıktan sonra, paylaşıldıktan sonra bir daha asla güncellenmiyor. Ama yazılım dilleri her zaman güncelleniyor. Mesela en son Python 3.8 çıktı. Yaklaşık 2 ay falan oldu yani. Ve her yazılım dilinde de kesinlikle buglar oluyor ve bu bugların şey yapılması gerekiyor, fixlenmesi gerekiyor. O yüzden outdated bir kaynak yerine direkt interneti Google'da arkadaşınız gibi kullanabilirsiniz. Bunun dışında devam edelim. Dediğim gibi internet kullanmaktan sakın korkmayın. İstediğinizi sorabilirsiniz. Şimdi şöyle devam edeceğim. Neden programlıyoruz? Ve programlamanın niçin yani? Neden bilgisayar adımları yaptırmak isteyelim? Birinci amacımız program çözme. Şöyle anlatayım. Hayatta karşılaşacağınız problemleri programlama diliyle çözebileceğiniz sorunlar olur. Çözebileceğiniz sorunlar olur. Mesela birkaç tane örnek verelim. Hatta vereyim bir tane şimdi. Bir tane problem şuydu bizim bu sene karşılaştığımız problemden biri. 140 kişi kulübe başvuru yapmış. 140 kişinin peşinden koşup hem imza hem de fotoğraf almamız gerekiyor. Bu fotoğrafları tek tek kesip yapıştırıp buraya koymamız gerekiyor. Bu çok zorlu bir iş yani. Hem sizin açınızdan hem bizim açımızdan çok zorlu bir işti. Biz de şöyle bir çözüm üretmeye çalıştık.
Zaten bazı arkadaşlarımızın elimizde bilgiler vardı. Mesela Betül Ece'nin tıp fakültesinde olduğunu ve numarasının 190, 101, 153 olduğunu ben biliyormuşum zaten. Bu veriyi bana kendisi sağlamış. Ben de bu verileri kullanarak sizden fotoğraf istedim. Her biriniz fotoğrafınızı yüklediniz. Ben de o fotoğrafları Python üzerinde şu gördüğünüz boş template dosyasını Python üzerinde editleyerek bu dosyayı oluşturdum. Bunu yazması uzun sürdü mü? Hayır, sürmedi. Bir günde, bir buçuk günde bitti. Yani bu tabii size şuna geliyor burada. Program çözmek kavram bilgisi. Yani ne yapmak istediğinizi bilmeniz gerekiyor. Eğer bir web üzerine çalışacaksanız web üzerine uygun Python framework'ü kullanmanız gerekiyor. Eğer bir mikroprosesörle çalışacak bir şey kullanacaksanız, mikroprosesör lazımsa size, o zaman daha low level ve memory'yi az yoran uygulamalar, diller kullanmanız gerekiyor. Bu ikisini hallettikten sonra GPKG programlama yeteneğiniz. Ne kadar iyi yazabiliyorsunuz, ne kadar performansı arttırabiliyorsunuz, bunlar önemli konular. Bunları da projelerde çalıştıkça, hatalar aldıkça dediğim gibi, yani ilerledikçe, zaman, emek verdikçe bunları da öğreniyorsunuz yakın zamanda. Dediğim gibi, bu öyle bir problemimiz vardı. İkinci problem bize Ömer tarafından aktarılan bir problemdi. Şöyle ki, katılımcılara sertifika verilmesi için şöyle yapıyorlar. Bir tane Excel dosyasında isimler var, diğer tarafta PDF dosyası var. PDF dosyasında tek tek Word üzerinde falan bir geçiş işlemi yapıyorlar ve bu çok zor. Bunu da kulübümüzden gelen Doğukan ve Mehmet'e arkadaşlarımız, böyle bir T-Sharp'larına yazdıkları bir uygulama var. Sadece ad ve soyadını vererek saniyesinde PDF dosyası sertifikası oluşturabiliyor. Gördüğünüz gibi, özür dilerim. Gördüğünüz gibi, ya problem burada zaman harcaması. İnsanlar oturuyor Word dosyasından geçiş yaptırmaya çalışıyor. Ne gerek var yani buna? Böyle bir program varken, saniyeler içinde bunu halledebilecekken niye insanı uğraşsın tarzında? Dediğim gibi, burada problemimiz şeydir mesela. Hem siz yoruluyorsunuz, hem biz yoruluyoruz. Ve boşu boşuna sizden fotoğraf alıyoruz yani. Ve sıkıntı fotoğrafınızı getiriyorsunuz, ona para veriyorsunuz. Bunlar gereksiz şeyler. Böyle şeyler, böyle problemler bularak günlük hayatta bunları çözebiliyorsunuz. Bunun dışında okulla alakalı olmayan benim kendi yaptığım ve kullandığım bir uygulama var. Hepsi burada üzerinden belirlediğim ürünlerin linklerini her gün takip ediyor fiyatında. Eğer bir düşüş varsa bana mail gönderiyor. Yani aslında nothing fancy, hiçbir şey yok. Yaklaşık 30 satır bir kod. Ama işe yarıyor mu yarıyor. Hepsi buradan uygulamasını telefonda yer olmadığı için indiremiyorum. O yüzden indirimlerden haberdar oluyorum. Bu mail uygulamasıyla benim favorilerime eklediğim tüm ürünlerin bana maili geliyor. Şöyle devam edeyim. Peki bu programlar dillerinde bu bilgileri nasıl temsil edeceğiz? Bizim bildiğimiz mesela burada 16 sayısını biliyorduk bu algoritmada. Sonrasında 5 artı 5'in 25 olduğunu biliyorduk ama bilgisayar bunları nasıl anlıyor? Çünkü bilgisayar dediğimiz aslında gerizekalı bir makinedir ve 0 ve 1'lerden başka hiçbir şey bilmez. Burada da Python genelinde objeler devreye giriyor. Object Oriented Programming, nesne tabanlı programlama diye bir terim vardı, belki duymuşsunuzdur. Nesne tabanlı programlama da nesne bir belirli bir takım metodlar ve yani tekrar sahip olan öğelere nesne adı verilir. Bu nesnelerde iki ay oluyor genelinde, ona da geleceğim şimdi. Mesela nesneye bir örnek vermek istersen, Batuhan bir insan dediğim zaman, Batuhan'ın bir insan objesi olduğunu tanımlıyorum. Ve diyorum ki, Batuhan konuşabilir çünkü insan objesi konuşabilir. Dinleyebilir, koşabilir, kod yazabilir gibi özellikleri var. Ama ben bunu bilgisayar için dersem, bilgisayar insanın yapabildiği her şeyi yapamayacağı için bilgisayar içinde makinedir diyebilirim, makine objesi için de tanımlayabilirim. Ve bunu da bozulabilir, kırılabilir, işlem yapabilir tarzında yine instance'lar tanımlayabilir. Objeler sayesinde böylece yani şöyle ya 16'yı bir sayı objesi olarak tanımlayabilirim. Burada da objeler iken yazıyor. Skaler ve skaler olmayan mesela. Skaler meselelerden bir tanesi daha küçük parçalara bölünemeyenler. Yani sayılar mesela. 16'yı daha nereye bölebilirsiniz? 16 sonuçta. Ondan sonra karakterler mesela. A harfi, B harfi. Bunları daha küçük parçalara bölemezsiniz. Ama şunu yapabilirsiniz. Batuhan insan objesini altına konuşabilir, dinleyebilir, koşabilir tarzında yeni instance'lar ekleyebilirsiniz. Yani daha küçük parçalara bölebilirsiniz. Bu daha küçük parçalara bölünebilen nesneler de skala olmayan nesneler diyoruz. Örneğimizler ya da şey de olabilir yani. Skaler nesnelerden skaler olmayan bir şey de oluşturabilirim. Burada da şu devreye giriyor. Skaler olmayan 1, 2, 3, 4, 3'e benzemiyor ama 3, 4. Bu bir nesnedir ve skaler olmayan bir nesnedir. Çünkü ben şunu diyebilirim. Bu listenin birinci elemanı budur. Daha küçük parçaya böldüm. İkinci elemanı budur. Daha küçük parçaya böldüm. Devam edeyim. Bilgi tiplerinde şöyle diyeyim. Bildirimsel bilgi dediğimiz bir olay var ve evrimsel bilgi dediğimiz bir olay var. Bildirimsel bilgi şöyle oluyor. Gerçekliğin ifade edilmesi. Şöyle, ders sonunda bir kişi kahve kazanacak.
Ben bunu şimdi burada söyledim. Ders sonunda bir kişiye buradan kahve ısmarlayacağım. Ama nasıl yapacağım bunu kimse bilmiyor. Yani sadece söyledim. Kahve ısmarlanacak. Bir kişi alacak o kahveyi ama kim? Burada da emirsel bilgilerine göre. Emirsel bilgi de tarifin verilmesi ve nasıl yapacağının belirtilmesi. Bu da mesela burada tanıdığım Batuhan Python üzerinden rastgeleceği sayı üretip ve kişi listesinden sayı bulup kazanını belirler tarzında. Kişi listesi bitti mi ya? Nerede kişi listesi? Orada mı abi? Ön taraf yaptı mı komple? Yapmadım. Tamam, bitsin. O zaman en son ders sonunda kahve kazanını belirleriz. Emirsel bilgi basit adımları sıralışıp verebiliriz. Aynı algoritmada olduğu gibi. Dedik ki, sayıyı tahmin edeceksin. Bir sayı tahmin edeceğiz. Ondan sonra bu sayı eğer 16'ya yakın mı değil mi diye bakacağız. 16'ya yakın mı değil mi? Eğer yakınsa duracak. Durmazsa, yani 16'ya yakın değilse yeni bir tahmin olup tekrar devam edecek tarzında bir cümle kurmuştuk. Burada da emirsel bilgi basit adımlar şeklinde vermiştik. Kontrol akışı da burada hani dedim ya mesela, sayı tahmin edildi ve kendisine çarpıldı. Ardından 16'ya yakın ise, burada ise kelimesi ikiye ayırıyor bizim programımızı. Şöyle ki, eğer bu taraf, eğer benim kontrol ettiğim şey doğruysa bu taraftaki kodu çalıştır, eğer yanlışsa bu taraftaki kodu çalıştır tarzında bir kontrol akışı. Yani neyi, ne zaman, ne koşullarda execute edileceğini anlatan bir tane de kontrol akışı dediğimiz bir şey var. Aynı zamanda programın ne zaman duracağını belirlemek. Eğer tahmin ettiğimiz sayı gerçekten 16'ya çok yakınsa, mesela 16.00001'e çıktıysa bu sayı programın duracağı anlamına geliyor. Yani algoritma bitti anlamına geliyor. Kontrol akışları dediğim gibi bu if case'den devam ediyor. Şimdi hemen size bir tane kontrol akışıyla ilgili bir şey göstereceğim. Mesela bu kodu incelerseniz eğer, bu bir C kodudur. Burada bir integer tanımlanmış. Hatta önce kodu anlatayım. Bir tane integer yani tam sayı A tanımlanmış. Bir de bir şey. Eğer A 5'e eşit ise A eşittir 5 yazdık ya da A 5'e eşit değildir yazdık ve çift fonksiyondan tarzında bunu bilmenize hiçbir şekilde gerek yok tarzında bir program yazılmış burada. Şimdi bu bir de bunun makine tarafının nasıl görüldüğünü görelim. Programlarımızın çoğunda bunu kullanacağız. Çünkü programın nasıl davranması gerektiğini, belli kuşlarda programın nasıl davranması gerektiğini anlatan şey aslında bu. Devam edeyim. Ardından makine dili. Şimdi görmediğiniz yerde aslında assembly language dediğimiz makine dilinin 0-1'lerin bir üst seviyesinde oturan bir dil vardı. Dediğim gibi ilk başta dedim makineler gerizekalıdır ve 0-1'lerden başka bir şey bilmezler. Peki biz bunları nasıl şey yapacağız, nasıl programlayacağız bu bilgisayarları? Burada da makine dilinden başlıyoruz. En alt seviyede 0-1'lerden oluşan makine dilleri var. Bunlar da işte mikro işlemciler ve mikro denkleyiciler gibi komutları execute eden şeylerdir. Buraya fazla girmeye gerek yok. Bunu isterseniz slide'dan sonra tekrar siz okuyabilirsiniz. Bunun üzerine makine dilinin 0-1'lerin üzerine assembly dili durur. Assembly dilinde de işte A'yı 5'e eşittir tarzında gibi komutlar, basit komutlar vardır ama hem makine dilinde hem de assembly dilinde kod yazması cidden zordur ve süper bir power gerektirir çünkü yanlış yapması çok kolaydır. Bunun için, burada hatta örneği var, gördüğünüz gibi makine dilinde 0 ve 1'lerden oluşan sadece bir yer var. Assembly dilinin üzerinde de işte bu LV gibi bir şey, buradan işte 0 ve ekle falan tarzı okunması imkansız bir komut var. Üstüne de işte temporary diye daha C ve Java ve Fortran dilinde yazılmış bir tane şey var. Bizim burada kale alacağımız şey high-level language dediğimiz Python gibi dillerden biridir. Şimdi şuna geliyoruz. Derleyici ve yorumlayıcı diller yani compiled ve interpreted language diye iki ayrılıyor genelde. Compiled deyince aslında şöyle oluyor. Yorumlayıcı yani compile etmek için bir programı öncelikle bir compiler'a sokuyorsun. Yani derleyici. Bir derleyiciye sokuyorsunuz ve derleyici sizin tüm kodunuzu okuyup gerekli fonksiyonları
order'ını belirleyen bir dosya çıkartıyoruz. .exe mesela. .exe dosyası da bir compiler dilidir. Ama bizim kullanacağımız dil Python, yani interpreter language. Yani siz sırasıyla ne yazarsanız Python interpreter'ı o line'e gelir ve o line'deki sizin yazdığınız komutu execute eder. Ondan sonra diğer line'e geçer. Ama compiler olsaydı tüm dili okuyacaktı. Tüm sayfayı okuyacaktı. Ardından onu bir koda dönüştürüp onu size verecekti. Siz onu çalıştıracaktınız tarzında. Dediğim gibi bunun üzerine fazla durmayacağım. Onun yerine gidip okumanızı tavsiye ederim. Python'a gelelim biraz da. Python yorumlanmış yeni nesne tabanlı. Üst düzey bir program, yani high level language. Yani şunu yapmanıza gerek yok sizin. RAM'imde ne kadar yer kaldı? Acaba RAM'imde doğru yerde miyim? Burası doğru mu? Acaba burası kaydı mı? Gibi bir şeye girmenize gerek yok. Çünkü Python'ların hepsini kendisi arka tarafından hallediyor. İşte 90'ların başında Guido Van Rossum tarafından Python tasarlanmış falan filan. Geçelim. İki modu var dediğim gibi, interaktif ve script. Şöyle ki, interaktif dediğim zaman Python interpreter'ını direkt çağırıp onun üzerine satır satır kod yazarsınız. Özür dilerim. Ama script modunda da şöyle yaparsınız. .py dosyasının üzerinde tüm komutlarınızı yazarsınız. Ondan sonra bu .py dosyasını çalıştırırsınız. Devam ediyorum. Şimdi neden Python? Neden Java'da yapmıyoruz? Neden C++'da yapmıyoruz? Neden JavaScript'le yapay zeka yapmıyoruz da Python'da yapıyoruz? Çünkü çok kolay. Görebilirsiniz burada. Bu bir Java kodu. Java kodunda 1, 2, 3, 3 satır kod yazmanız gerekiyor. Sadece merhaba dünya yazmak için. Python'da ise face atıyor. Hiçbir şey gerekiyor. Print, direkt. Ama Java'da böyle değil. Diğer dillerde biraz daha değişiyor. Dilden de değişen bir şey. Biz en kolay ve öğrenmesi en kolay dil olduğu için Python'ı tercih ediyoruz. Aynı zamanda matematiksel işlemler tarafında da Python gayet kuvvetli bir language. Bir de şöyle bir olay var. Python'ın sinteksi, yani söz dizimi gayet kolay. Sudokod dediğimiz bir kavram var bilgisayar dünyasında. Yani öncelikle ne yapacağınızı şey yaparsınız. İşte şöyle dersiniz. Kodun başlar, işte A'yı 5'e atar. İşte ondan sonra B diye bir değişken oluşturur, onu 7'ye atar. A'yı ve B'yi toplar. Toplamı şey yazdırır ve kod biter tarzında. Böyle kendi kafanızda sudokod dediğimiz bir kod vardır. Burada bir sudokod örneği var. Burada şey buluyor. Ne yapıyordu bu? Aynen. Gelen input'u giren sayıların average'ine, yani ortalamasını buluyor. Bu sudokodun uzunluğu. Normalde sudokodlar çok kısadır. Bu da Python uzunluğu. Neredeyse aynı. Hatta bir tane University of Washington miydi? Birmingham'da bir hoca, üniversite hocası şöyle diyor. Sudokod yazarken yanlışlıkla Python kodu yazıyor. Yani o kadar benzer ve o kadar kolay ki hiçbir şey fark etmiyor. Şimdi biraz daha tatiplere gelin. Demin size göstermiştim. Index error vardı. Index error'lardan biri runtime error'lardan biridir. Yani runtime tam runtime error değil ama şöyle söz dizimi hataları siz yanlış bir şey yazdığınız zaman, mesela Python syntax'i üzerinde bir while döngüsü açacağınız zaman iki nokta üst üste koymak zorundasınız alt satıra geçmeden önce, kod bloğuna inmeden önce. Ve indentation dediğimiz bir kavram var. Bunların hepsini az sonra deyince. Indentation yapmazsanız syntax hatası alırsınız. Bu da sizin yanlış, yani şöyle dedim, şöyle Türkçe'den örnek vereyim. Ben gittim okula. Doğru bir cümle değil. Böyle yani aslında olabilir de tam Türkçem yok. Ama böyle yaparsanız siz insan size garip bir bakıyor. Ben gittim okula değil, ben okula gittim desen tarzında bir şey olur. Python aynı şekilde eğer doğru yazmazsanız, yanlış bir yerde yanlışlık yaparsanız o da size syntax error dönecek. Runtime error da işte sıfır bölüm hatası gibi mesela. 1 bölü 0. Bilmiyorum ne. Python'ler ne yapıyorsun bilmiyorum. Öyle bir şey yok. Lojik hataları da şöyle. En sıkıntılı konu bu. Lojik hatalar. Siz kodu yazarsınız. Kod çalışır. Hiçbir hata vermez. Ama 3 artı 5'i gider 10 der. Nerede? Hata nerede? Compile edildi. Çalışıyor ama nerede hata yaptı? Dönüp sonra tüm kodu tekrar incelememiz gerekiyor. O yüzden yazarken de one line one statement dediğimiz bir kavram var. Her satırda bir tane işlem yaparsanız sizin için daha iyi olacaktır. Sonrasında debug etmeniz daha kolay olacak. Geri kalan da kolaboratöre gideceğiz. Bu kolaboratöre Python'ın çalıştırabileceğiniz bir ortam bu tarafından ücretsiz olarak sağlanıyor. Her 12 saatte bir session'ımız yenileniyor. Az sonra zaten açacağımızı da göstereceğim. Bu kolaboratör üzerinde bilgisayarınıza Python yüklemeden ya da telefondan indiriyor muyum değil. Ama bilgisayarınıza Python yüklemeden Python kodları çalıştırabilirsiniz. Google Colab'dan devam ediyor bu zaman. Colab.com.com.com.com.com yazan çıkabilirsiniz ya direkt Google'a Google Colab yazarsanız ilk çıkan sayfaları Google Colab'a da böyle. Şimdi önce bizim hazırladığımız, daha önce hazırladığımız
kodları nasıl açacağınızı göstereceğim. Şöyle, burada sign-in de diyebilirsiniz isterseniz ya da file kısmına gelip open module diyebilirsiniz. Burada da GitHub seçeneği seçtikten sonra Umay Club yazarsanız burada da zaten Umay Workshops çıkıyor. Umay Workshops'ın altında şu an Introduction Python, Introduction Python notebook'unu diyeceğiz. Şey, Umay Ninja. Evet. Bu tarafta sunacağım. Buraya oturduğum için. Şöyle atölye hakkında bilgi falan filan geçelim. Python'a başlayalım. Python dili hesap ülkesi yerine de kullanabilirsiniz. Kalkmış çalışırken ben çok yapıyorum bunu. Çünkü fonksiyonlar normal hesap makinesinden yapmasından daha kolay. Şöyle devam edeyim. Bir ifade, şimdi basit sintaksine bakalım biraz da. 1 artı 2 yazarsanız bu okey. Ama boşluk, yani new line yapıp altına artı 3 yazarsanız kural dışı bir karakter, kural dışı oluyor. Bunun dışında başlangıcında veya son şey, başlangıcında boşluk veya sekme karakteriyle başlayamazsınız. Girinti Python üzerinde çok önemli bir kavram. Indentation. Şöyle ki Python aslında bloklar dediğimiz her programda aslında bloklar dediğimiz olay var. Şöyle ki bu C kodunda şöyledir. Curly braces. Bu araya kodunuzu yazarsınız. Buraya fonksiyon adınızı yazarsınız. Şu iki curly bracket şey arasında parantez arasında yazdığınız kod çalışır. Python'da tam tersi. Python'da ise fonksiyon adınızı yazıyorsunuz. Ardından işte A, B, C olsun fonksiyon mesela. Ardından içine okuyor üstüne koyup bir alt satıra geçiyorsunuz. Ama alt satıra geçtiğinizde eğer proper bir editör kullanıyorsanız şurada bir girinti görürsünüz. Yani kod şuradan yazmaya başlar. Tam olarak buradan başlamaz da biraz daha girinti olarak başlar. Bunu da indentation deniyor. Bu girintiyi çoğu editör otomatik olarak yapıyor. Kullar da otomatik olarak yapıyor. Ama Python'da önemli şeylerden biri. Yani bir bloğu, bir kod bloğunu anlatmak için aslında içine okuyor üstüne kullanılıyor. Bunda zaten indentation error olarak alırsınız bunda. O zaman bilin ki bir yerde bir yerde ya bir boşluk fazla bıraktınız ya da bir tab eksik bıraktınız. Onun dışında şöyle yapabilirsiniz. Mesela burada 1 artı 2 new line artı 3 bu çalışmaz ve size syntax hatası verir. Ama 1 artı 2'yi ve boşluk 3'ü parantez içinde yazarsanız bu parantezi tek bir şey olarak kabul edeceği için bunu geçerli bir toplum ifadesi olarak sayar. Ondan sonra her programlarda olduğu gibi ters eğik çizgi de backslash'ta bir escape karakter. Yani şöyle yaptıktan sonra eğer ne ederseniz bu ifade new line'e eşittir. Yani yeni bir token oluşturur. Ters slash tab dediğiniz, t dediğiniz zaman tab oluşturur. Yani şu girintiden bir tane oluşturur. Ardından ters slash var. Bu direkt ters slash yapar. Escape karakter direkt ters slash olarak yapar. Bunun dışında daha çok karakter var ama bu üçünü bilmeniz yeterli şimdi. Onun dışında ilk Python kodunuzu bu arada kolab üzerinde çalışmak için de buradan isterseniz kod tuşuna bastığınız zaman alt tarafta bir kod sekmesi açılıyor. Bu kod sekmesine istediğiniz kodu yazabiliyorsunuz. Python'da mesela bir toplama işlemi yapalım. 7 artı 5 artı 4 mesela. Shift Enter'a basarak bu kod bloğunu çalıştırabilirsiniz. Benden giriş yapmamı istiyor. Bir giriş yapalım. Çoğunda şey görüyor bu senin açtığın Jupyter Note dosyası açamamış çoğu arkadaş gördüğüne göre. Niye? Tekrar ya bilmiyorum. Tekrar göstereyim onu nasıl açacağını. Kolab'ın sitesine tekrar gideyim. Kolab'ın sitesine açıldığı zaman zaten direkt böyle bir ekran da çıkabilir. Buradan Google Drive falan yoktur normalde eğer giriş yapmamışsanız. GitHub seçeneğinden kitabıma bağlanmaya çalışıyor da. Buraya My Club yazarsanız bizim GitHub üzerindeki repolarımıza ulaşabilirsiniz. Buradan aşağıda çıkan yerden My Workshops 2019'un altında zaten Introduction Python direkt var. Bunu direkt seçerseniz kodu açacaktır zaten. Bunu dediğim gibi evde gittikten sonra evde bunu açıp tekrar üzerine okuyabilirsiniz. Zaten çok fazla yazı olduğu için kodu anlamanız zor olmayacaktır.
Tumblr'da kalmıştık. Mesela buranın altına bir tane kod satırı ekleyeyim. Toplam işlemi yapabilirim en son. Şöyle yapalım mesela. Sağlamam. Run anyway. Google'a ait olmadığını söylüyorum. Şey, noktum. Bağlanıyor gördüğünüz gibi. Burada Google'un serverlarına bağlı ve Google'un kendi cloud üzerinde çalışıyor Python Google'un. Yani sizin şeyinizde herhangi bir şekilde yer kaplamıyor. Gördüğünüz gibi 14 olarak toplama işlemini yaptı. Ama üstte yaptığımız gibi mesela invalid, şuradaki gibi bir invalid yapmaya çalışalım. Bunu çalıştığımız zaman sadece 4 yazdırıyor mesela. Mesela eğer bir toplama işlemi yapacaksanız mesela bunun cevabının 14 olması gereken 4 çıkartıyor. Bunu ne demiştik? Logic error demiştim. Yani böyle bir şey yazarsanız compiler çalıştırılır ama 14 vermesi gereken yer 4 verir. Bu da saçma. Programımızın yanlış hatalar yapmasını sağlar. 1, 2, 3 dediğim gibi. Ondan sonra Python'da built-in dediğimiz ve diğer tüm dillerde built-in dediğimiz fonksiyonlar var. Built-in fonksiyonlardaysa şöyle Python'la beraber Python'ı indirdiğinizde Python'la beraber gelen bazı fonksiyonlar var. Bunlardan bir tanesi help mesela. Sum da mesela bunlardan bir tanesi. Sum fonksiyonu da summation'da toplama işlemi yapar. Mesela şöyle dersek, hatta önce bundan önce help şeyini okuyalım. Eğer help sum yazarsanız parantezler bir fonksiyon olduğunu belirtir. Help sum yazarsanız buradan bir iterable aldığını, startını falan görebilirsiniz. Burada genelde bunu da isterseniz eğer İngilizceniz anlayamazsınız İngilizcesini, gidip Google Translate üzerinden direkt çevirebilirsiniz. Ya da daha kolayı var, help yazmanıza gerek yok. Sum diye bir fonksiyon gördünüz, ne olduğunu biliyorsunuz. Python, sum. Bunu yazdığınız anda Google'a, zaten büyük ihtimalle ilk Google Docs çıkar ya da Geek4Geeks çıktı mesela. Bunu tıklayıp buradan istediğiniz gibi öğrenebilirsiniz. Sum of numbers and this is required everywhere. Gördüğünüz gibi Google'ı her zaman kullanın yani. Bilmediğiniz bir şey olursa önce Google'a sorun. Ondan sonra bilen birine sorun. Cidden eğer isminiz cevabı alamadıysanız. Bundan sonra değişkenler ve değerler. Şöyle ki Python üzerinde mesela şey demiştik ya, A'yı 5'e eşitliyorum, B'yi işte B'yi 4'e eşitliyorum. Bunu yaparken de şöyle bir syntax kullanıyorsunuz. Variable ismi. Variable ismi eşittir. Böyle bir kavram var genel olarak. Eşittir burada eşitlemek için yani assignment olarak kullanılıyor. Bunun bir kullanımı daha var, eşit eşit. Bu da kontrol eder. Eğer bu buna eşit mi yani variable bu değere eşit mi ya da a b'ye eşit mi tarzında bir kullanım var. Bunu da şimdi göreceksiniz zaten. Altta da var. X eşittir 2 demişiz. Hatta şuraya bir kod açayım. X eşittir 2 daha çalıştırmadım. Eğer x diye bir değer çalıştırırsam diyor ki bana name error, x is not defined. X ne? Ben bunu bilmiyorum. Python şu anda Python üzerinde x değeri için, x variable için herhangi bir değer yok. Ama buraya gelip bunu çalıştırırsam burada x eşittir 2 demiş oldum. Tekrar gelip x değerini çalıştırmak istersen bana 2 değerini döndürüyor. Çünkü ben daha bu şuradaki satırı çalıştırmadan önce şu x, bu satırı çalıştırmadan önce Python'ın x değeri için, x variable için herhangi bir fikri yoktu. X'in ne olduğunu bilmiyordu. Ama ben burada x eşittir 2 diyerek aslında x adlı bir değeri 2'ye eşit olduğunu, numerik olarak 2'ye eşit olduğunu söyledim Python'a. Python'da bunu öğrendim. Bunun dışında type'lar var. Hani sizden bahsetmiştim statik ve statik olmayan, skaler ve skaler olmayan şeylerden, value'lardan. Bunlardan bir tanesi skaler olanlardı. Yani daha küçük parçaları görülemeyenler. Bunlar Python'da integer. Integer, float ve string. Yani string aslında bölünemiyor da char'ında Python'da char'ını karşıladık. Aslında bir string'in tüm elemanları string dediğimizde abc gibi karakterler mesela. Abc dediğim zaman bu bir string olur ya da şöyle yapalım. A da diyebilirim. Bu da bir karakter olarak değerlendirebilirsiniz. Bir string'i daha küçük parçalara bölebilirsiniz ama tek karakteri daha küçük parçalara bölemezsiniz. Aynı zamanda Python içinde typing fonksiyonu da var. Built-in geliyor. Type'ın eğer bir şeyin tipini öğrenmek isterseniz, mesela x'e 2 demiştik. X'in tipi ne diye sorarsam eğer, type x diye girerek bunun bana integer olduğunu döndürebilir. X slide'da göstermiştim print fonksiyonu. Print fonksiyonu da bizim kontrolümüze değer bastırmamızı sağlayan, print ettirmemizi sağlayan fonksiyon aslında. Print x artı y dediğim zaman x artı y'nin ne olduğunu hesaplayıp 7.2 olarak hesaplayıp buraya yazdırıyor. Eğer bunu comment alırsam ki az sonra göstereceğim. Tekrar çalışımda artık şey yazdırmayacaktır. X artı y'yi yazdırmadı. Comment'te şöyle oluyor. Eğer bir kodunuzda
yorum eklemek isterseniz, yani bir fonksiyon yazdınız ve fonksiyonun ne yaptığını diğer developerlara da söylemek istiyorsunuz. Yani sizin yazdığınız bir fonksiyona ben baktığımda ilk başta ne görmek istiyorum? Bu fonksiyonun ne yaptığını. Bunu da normal doc string deniyor ve aynı zamanda comment olarak yazabilirsiniz. Hashtag işaretiyle diyez artık ne derseniz şu karakterin adına. Bunu her satırın başına bunu koyarak comment yazabilirsiniz. Bunu da kodu okuyan birisi tekrar baktığında bu kodu anlayabilir, yani ne yapmış mesela. Print fonksiyonu ekrana değer yazmamızı sağlar yazmışız mesela. Bu comment olarak değerlendiriliyor ve Python interpreter'ı bunu çalıştırmıyor. Yani buraya ne isterseniz istediğinizi yazabilirsiniz, as yazsam da hiçbir şekilde Python bunu çalıştırmayacaktır. Yorum olarak gördüğüm için. Ardından şunu sileyim. Böyle. Tamam. Aynı değeri birden fazla değişken atayabilirsiniz. Bunları gördüğünüz gibi x eşittir y eşittir 1. Yani bu matematiksel olarak da düşünürseniz gayet mantıklı. X y eşit, y de 1'e eşitse x de 1'e eşit gibi çıkarabilirsiniz. Print x'e dediğim zaman da zaten 1-1 olarak gösteriyor. Ayrılamayan değerler kapsamında şey dedim, integer dedim, float dedim, string biraz dedim ve boolean dediğimiz bir değer var. Bu da true ve false. True false aslında 1 ve 0'dır. En alt level'da makine dilinde 1 doğru demektir. Yani elektrik geçiyor buradan demektir. 0 ise elektrik geçmiyor, yani yanlış demektir. True ve false olarak da bunu düşünebilirsiniz. Burada true or false demişsiniz mesela. Buradan da değerlere bakabilirsiniz. Mesela eksi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 bir integer. 1 çarpı e üzeri 100 mesela Gogol sayısı. Böyle notasyonlar da var. Python'a biraz daha araştırırsanız görürsünüz zaten. Tabi böyle bir şey kullanmazsınız bir ihtimalle. Bunun dışında print dediğimiz fonksiyon, dediğim gibi bizim konsolumuza string yazmamız, yani bir çıktı vermesini sağlıyor. Triple quotes dediğimiz bir olay var. Python'da string'leri, yani karakterleri şöyle yapabiliyorsunuz. Ya çift tırnak içinde yazabilirsiniz, ya tek tırnak içinde yazabilirsiniz. Ya da üç tırnak içinde yazabilirsiniz. Tabii bu kaç oluyor saymadım ama. Üç tırnak içinde değil, üç şey tırnak, ikili tırnak. Şöyle 1, 2, 3 ve 1, 2, 3 olarak. Buraya isminizi yazabilirsiniz. Şöyle bir olay var, bunun kuralları da şöyle. Eğer mesela şöyle yazmak istiyorsunuz. İstinye değer mesela. Şöyle bir şey yazacaksınız. Burada bu kesme işaretini yazdırmak istiyorsunuz. Ama şöyle yaparsanız tek şey kesme istinye bla 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 tek tırnak D ve tek tırnak yaparsanız Python bunu şöyle algılayacaktır. String burada başlar. Buraya kadar gelir. Burada string biter. Buradan sonrasını bilmiyorum. Çünkü burada D, E gibi bir karakter bilmediği için Python. Bunu da şöyle yapıyorsunuz. Eğer içeride çift tek tırnak kullanacaksanız çift tırnak bla bla bla, tek tırnak bla bla ve çift tırnak. Burada Python başladığı zaman diyor ki çift tırnakla başlayan bir string var, geliyor tek tırnak. Benim için bir şey ifade etmiyor, çift tırnak arıyorum. Çift tırnağı bulduğu zaman da string'i bitiriyor. Böyle bir notasyonu var. Üç tırnak içinde de diğer satırlara, yani multiple satırda yazabiliyorsunuz. Şöyle ki, burayı yazdınız, yeni satıra geçtiniz, burayı da yazdınız, böyle yazdınız. En sonunda şuraya yine üç tırnak koyarsanız burası komple komut satırı olmuş oluyor ya da string olmuş oluyor. Yine kompleks numara da oluşturabiliyorsunuz. Kompleks adlı bir tane bulletin fonksiyon var yani. Ben yine hiç kullanmıyorum bunu. Yine de göstermek amaçlı buraya koydum. Operatörlerde geçelim. Operatörlerde de şöyle. Artı, eksi, division, modülüs, çarpma, floor division ve power of tarzında basit aritmetik işlemler yapabildiğiniz yine Python'la beraber gelen. Mesela 1 artı 2 eşittir 3. 4 eksi 2, 2. 8 bölü 2, 4. Tabi burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. 8 bölü 2'ye 4 diyor ya, 4.0 demiş mesela. Eğer bunu şöyle dersek mesela, type of 8 bölü 2 dersek, float olarak dönecektir. Çünkü 8 bir integer aslında, tam sayı. 2 bir integer, tam sayı. Ama ikisinin bölümü float. Çünkü bu Python'ın bölme işlemiyle gelen bir özellik. Eğer bunu 4, direkt bunu da integer olması istiyorsanız, floor division, yani çift slash koymanız gerekiyor. Çift slash da direkt floor division yaparak bunu integer olarak çevirecektir. Hatta bunu da bir print ettirelim. Python'ın integer olduğunu biliyoruz. Yani 4.0 yani 4 çıkartması gerekiyor ve Python'da öyle bu zaten. Modülüs dediğimizde bildiğimiz modül aritmetikten gelen 192'nin 2'ye modülü mesela 2'nin katı olduğu için. 4 çarpı 2 yine çarpma işlemi bildiğimiz. Bir şeyin the floor division'ın yine bir örneği var. Ve 3 üzeri 2 bir şeyin üstünü almak için de 2 tane yıldız koyuyorsunuz. Mesela 3 üzeri 3'ü de hesaplayabilirsiniz. 3 üzeri 100'ü de hesaplayabilirsiniz buradan. Şöyle bir olay var. Gördüğünüz gibi burada 11 üzeri 300 demişiz ve bunu Python hesaplamış. Hatta hesaplama süresine de bakalım. Anında hesaplıyor. Matematiksel işlemler bilgisayar için gayet kolaydır.
şöyle bir sıkıntı var ama biz 11.0 üzeri 3'ü dediğimiz zaman overflow hatası veriyor. Neden? Bu da 11, bu da 11. Ama aradaki fark ne? Buradaki integer, yani bir tam sayı değer, buradaki ise float değer. Float değerlerde şöyle bir özellik var. Bir float değer tanımladığınız zaman, floating point olarak tanımladığınız zaman şöyle oluyor. Mesela 11 dediniz ya, eğer floating point ise şöyle bir şey olabilir. RAM üzerinde, memory üzerinde şöyle bir şey olabilir. 0.1. Böyle bir şey olduğu zaman Python'ın bunu interpret etmesi daha zor. O yüzden overflow hatası verir. Overflow dediği de çok fazla sayıya çıkmış anlamında. Overflow olmuş yani memory'de çok fazla yer kaplıyor. O yüzden float kullanırken kesinlikle etmez gerekiyor. Integer'ları istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Tamamen precision'ı %100'dür ama float'ların kesinlikle en sonunda biri vardır. Mesela bunu bir banka uygulamasında kullanmak isterseniz yanlış bir değer çek. Mesela adam para çekecek, yanlış bir değer çektirebilirsiniz falan filan. O yüzden kullandığınız data tipi de önemli biraz yani RAM kullanım açısından. Gördüğünüz burada da overflow hatası veriyor. 34 üzeri numerical result out of range gibi bir hata veriyor. Eğer bunun olduğunu cidden merak ediyorsanız dediğim gibi bunu kopyalayıp direkt şu hata kısmını gelip buraya yapıştırırsanız büyük ihtimalle ilk çıkan site Stack Overflow olacak. Yani Stack Overflow. Buraya girip direkt çözüme bakabilirsiniz ne olduğuna dair. Burada onaylı bir tane şey var zaten. Devam ediyorum. İlişkisel operatörler, dediğim gibi herhangi bir yere esan etmek için yani belirlemek için eşittir kullanıyoruz. Ama eşit eşittir kullandığımız zaman da bu bir şey oluyor. Sorgulama tarzında oluyor. True ya da false değeri döndürüyor. O da şöyle ki, mesela A eşittir 5 dedim. 5. C eşittir 4 dedim. Ben bunu şöyle sorgulayabilirim. A eşit eşit C. Bunun bana döndüreceği şey bakar ki 5 eşit mi 4'e? Bunun cevabı daha hayır. O zaman bana false döndürecektir. Bu da bir boolean değer. Orada yine not equal to var mesela. O zaman şunu sorabilirim. A not equal to C dersem yani A C'ye eşit değil mi? Bakar bu da 5 eşit değildir C der. Bu doğru olacağı için bana true döndürür. Python bu konuda gayet yetenekli. Aynı zamanda gördüğünüz gibi less than, greater than, less than equal to, yani büyüktür, büyük eşittir, küçüktür, küçük eşittir. Tarzı hepsini kullanabiliyorsunuz Python'da, ilişkisel operatörler kapsamında. Burada gördüğünüz gibi z eşittir 2 demişiz, sonra z eşit eşit 2 demişiz. Yani cidden doğru mu diye. Burada da Python'da true dönüyor. Z 2'den büyüktür demişiz. Z 2'den büyük mü? Hayır, z 2 eşit. 2'den büyük değil, o yüzden false dönüyor tarzında. Ondan sonra bakalım. Zincirleyebiliyorsunuz bunları tabi de işte z 0.5'ten büyük mü, 1'den küçük eşit mi tarzında böyle kompleks şeyler de yapabilirsiniz. Wilton Functions da dediğim gibi Python'la beraber gelen kütüphaneler mevcut. Bu kütüphanelerden bir tanesi matematik kütüphanesi, math kütüphanesi mesela. Bu math kütüphanesi altında şunu yapabilirsiniz. Bir kütüphaneyi kullanmak için mesela demin yukarıda herhangi bir şey import edildi yani herhangi bir şey almadık. Ama matematik kütüphanesini biraz boyutu yüksek olduğu için Python otomatik olarak başladığında kullanmaz yani onu almaz. Bu kütüphaneyi kullanmak için şöyle yapmamız gerekiyor. Import math diyoruz. Bunu dediğimiz zaman bizim matematik kütüphanesi al içinde. Aslında matematik kütüphanesi dediğimizde sadece bir .py dosyası, math.py dosyası. Bu dosyayı gidip sizin klasörlerinizde bulup bu dosyanın içindeki tüm fonksiyonları bizim şu anki interaktif olarak shell'imize aktarıyor. Bunun altında da şöyle yapabiliyorsunuz. Math fonksiyonunun içindeki mesela square root fonksiyonuna erişmek istiyorum. Math.squareRoot dediğim zaman math modülün içindeki squareRoot fonksiyonuna erişmek istiyorum. Fonksiyonun olduğunu nereden biliyorum? Parantezler var. Ondan sonra bunun içine bir değer giriyorum mantık olarak. 144 mesela. Bunda çalıştırdığım zaman 12.0 olarak bana geri dönüyorum. Yani 144'ün karekökünü almış oldum bir yandan. Böyle de boyutlu fonksiyonlardan matematik kütüphaneleri böyle kullanabilirsiniz. Sonra değer dönüştürme. Mühendislik fakültesi öğrencileri computational thinking dersini alıyorsa bunları çok görmüştür. Hexadesimal, karakter, işte ASCII'den değiştirme falan filan. Burada da mesela hexadesimal olarak hex diye bir boyutun fonksiyonu var. Bu herhangi bir kütüphaneden gelmiyor. Hex'in, 170'in hex'ini aldığınız zaman hex AA'ymış mesela. Hex 41 capital A olması lazım. Bakayım, 29'muş tabii A demem lazım buna. Onun için de buradan char fonksiyonu buraya getirmek lazım. Dediğim zaman da buradan mesela şimdi type error aldım. Type error ne bilmiyorum. Geliyorum. Kopyalıyorum. Google'a yapıştırıyorum. Bu kadar. Programming bundan ibaret diyebilirim size. Ben sadece Google'layarak bir tane uygulama yazdım.
sadece Google'layarak sıfırdan Swift dilinde bir uygulama yazdım sadece Google'layarak. Cidden o kadar kolay ki programlamayı öğrenmek. Sadece birazcık daha uğraşmak gerekiyor dedim. Mesela burada yine gidiyorum aşağıda buluyorum. İşte fixini vermiş burada mesela. Bunu da incelediğiniz zaman, okuduğunuz zaman anlayabilirsiniz büyük ihtimalle. Burada da hex, aslında hex bulletin function'ı içine şuraya yazdığım, yani içine girdiğim değeri bir integer olarak kabul ediyor. Ama ben char hex 41 dediğim zaman da aslında bir string, yani a değerini döndürmüş oldum. Kapital a döndürüldü. Mesela type dediğimiz zaman da mesela bunun type ne diye baktığım zaman da string olduğunu görürsünüz. Ama hex fonksiyonun içine bir integer kabul ediyor tarzında. Oct falan, bunlara fazla girmeye gerek yok. Bu da işte ASCII ile alakalı, yani ASCII'den dönüşümlerle alakalı. Casting dediğimiz bir şey var. Casting'de de bir float değeri mesela integer çevirmek için int fonksiyonu kullanabilirsiniz. Int, integer'ın kısaltması zaten gözüküyor mu? Aynen. Mesela burada yazıyor. Şöyle, def int self dediği, bu tamamen klaslarla alakalı, bilmenize gerek yok. Arnold arcs dediği de argümanlar, yani içine aldığı argümanlar. Mesela burada içine verdiğim argüman 1.0, bunu 7 değerine dönüşür. Mesela ben buraya böyle sallasam da, bunu çalıştırdığım zaman 7 değerine dönüşecektir. Ya da tam tersine integer bir değeri float değere döndürebilirim. Onun için de integer'dan, yani direkt float'tan 7.0'a dönüştürüyor. String de, STL'de string'in kısaltılması, yani kelimeler, ASCII karakterler, Türkçe, yani herhangi bir dilde okunabilen karakterler. Buradan da bunun içine girdiğim her şeyi string'e çeviriyorum. Mesela 1, 2, 3, 4'ün normalde tipi nedir diye baktığımız zaman, type of 1, 2, 3, 4 dediğimiz zaman mesela bunun integer olduğunu görürsünüz. Ama str fonksiyonun içine yazdığımız zaman bunun aslında bir string'e dönüştüğünü şuradaki kodlarda anlayabilirsiniz. Hatta tipine de bakalım burada. Bunda bir string olduğunu görebilirsiniz. Matematik fonksiyonlar, demin kullandığım math kütüphanesini yine burada import etmişim. Ardından math kütüphanesinin içinde bir sin diye mesela sinüs fonksiyonu var. Bu üzerinden matematiğin içinde yine math fonksiyonun içinde pi diye bir yer var mesela. Bunların hepsini nereden öğreneceksiniz tabi? Bunu da Google'dan. Python math yazıyorsunuz. Bunu kullandığınız zaman da direkt docs'tan zaten matematik şey Python kendi içine gelen bir fonksiyon olduğu için, matematik olduğu için buradan içine tüm değerleri görebilirsiniz. Mesela seal diye bir fonksiyon varmış. Ondan sonra combination fonksiyonu var. CopySign var. Fabs var. Absolute value için. Factorial var. Floor var. Fmod var. Bunların hepsini inceleyebilirsiniz. Ama işinize yaradıkça, yani aklınız mesela şey diyebilirsiniz. Matematik pi değerini kullanmak istiyorsunuz. Pi değerini nerede bulacak? Google'layarak bunu bulabilirsiniz. Büyük ihtimalle ilk çıkan şey olacaktır. Mathmod'da pi çıkacaktır. Bir de şöyle bir olay var. From math import dediğimiz zaman da şöyle yapıyor Python. Gidiyor math, yani math dosyasının math.py'in içinden tüm değerleri birebir olarak kopyalıyor. Yani ben normalde burada math.sin diyordum ya, sinüs fonksiyonu çağırmak için. Artık direkt sinüsü direkt çağırıyorum. Çünkü bunu direkt fonksiyon bazında çağırıyor. Öbür türlü modül bazında çağırıyor gibi bir şey. Bunun dışında diziler var. Dizilerden de listeler, tuple'lar, setler ve sözlükler, bunlar data type olarak geçiyor veri tiplerinde. Python üzerinde verileri saklamak için kullandığımız data tiplerinden birkaç tanesi bunlar. Mesela listeler, demin yazmıştım zaten, liste 1, 2, 3 diye bir integer listesi tanımlayabilirsiniz. Tuple'larda da yine listeye benzer, tek fark birisi değiştirilebilir, birisi değiştirilemiyor. Setler, matematik setlerin aynısı, unique value'lardan oluşuyor. Sözlükler de key value pair'leri hakkında devam edeceğiz zaten. Şöyle bakalım. Listelere başlayalım o zaman. List kelimesi Python tarafından önceden tanımlı olduğu için variable listeyi seçerken dikkatli olmalıyız. Bunu şöyle, list aslında bir fonksiyon, yani built-in olarak Python üzerine gelen bir fonksiyon. Zaten list yazdığınız zaman altta id olarak direkt çıktı. List, yani gördüğünüz gibi parlıyor zaten. Ama ben bunu bir karakter daha eklersem beyaza dönüyor. Yani bu variables olduğunu belirtiyor. List A deyip zaten altta yapmışım. List A 1, 2, 3, 4, 5, 6 demişim. Gördüğünüz gibi listeleri curly bracket değil de bunun ismi neydi ya? Şunun ismi ne? Köşeli parantez. Köşeli parantezlerle beraber tanımlıyoruz. Köşeli parantezi açıp 1, 2, 3, 4, 5, 6 deyip liste tanımlayıp köşeli parantezi kapatabiliyorum. Ondan sonra şöyle bir olay var. Bir listenin içindeki bir elemana erişmek için şöyle yapabiliyorsunuz. Şöyle tanımlayayım mesela. Listenin tekrar tanımlayayım. List A diyorum oraya. List A diyorum.
Ben bu listenin içindeki bir elemana şey yapmak istersen, ulaşmak istersen şöyle yapıyorum. Listenin, yani tanımadığın değeri tanımlıyorum. Tanımadığın değeri, tanımadığın listenin variable'ını yine bu köşeli parantezlerle beraber mesela ikinci elemanına ulaşmak istiyorum diyerek böyle bir indekslenebilirsiniz. Burada ikinci eleman hangisi olacak? Var mı tahmin bu? Bu listenin ikinci elemanı hangisidir? Sen biliyorsun gibi. 3 mü? Bakalım. Aynen 3. Çünkü neden 3? Şöyle bir şey var. Python'da çoğu dilde, bütün dillerde çoğu dilde indeksimiz 0'dan başlar. Yani bu listenin 0. elemanıdır bu. 1. eleman, 2. eleman, 3. eleman. Yani böyle yapmışlar. Çoğu programa dilinde de böyle. Listeler 0'dan başlar, tuple'lar 0'dan başlar, indeksler genel olarak Python'da 0'dan başlar olarak düşünebilirsiniz. Eğer siz ilk değere erişmek istiyorsanız listenin 0. elemanına ulaşmanız gerekiyor. 0. eleman da burada 1 oluyor. Listenin yine 1. eleman dersen de bu sefer de 2 olacak. Bu indekslemeye dikkat edelim. Off by one error dediğimiz bir hata tipi var. Bu da bu listelerde ya da while loop'larda ileride göreceğimiz while loop'larda bir eksik ya da bir fazla olmasıyla alakalı off by one error olarak geçiyor bu aynı zamanda. Şöyle bir olay da var. Listenin eksi birinci elemanı dediğimiz zaman da eksi birden de işte sıfırdan sonra başa dönüyor. Yani en sondaki eleman dediğimiz zaman da listenin en son elemanına ulaşmış olacak eksi bir dediğimiz zaman. Üçüncü elemanı 42 falan mesela. Ha bunu şöyle yapmışız. Mesela liste A'nın üçüncü elemanları bir boş alın. Neymiş? Print. List A'nın üçüncü elemanı. Hadi önce bunu çalıştırmam gerekiyor. Burada çalıştırayım. List A'nın üçüncü elemanı normalde 4'müş. Ben bu değeri değiştirmek istersen şöyle yapabiliyorum. List A'nın üçüncü elemanına eriş, bu elemanı 42'ye eşitle. Böyle yaptığım zaman da list A'nın üçüncü elemanına gidiyor ve bu değeri 42 değeri değiştiriyor. Tekrar listeye yazdığım zaman zaten göreceksiniz. Üçüncü elemanı 0, 0, 1, 2, üçüncü elemanını 42'ye eşitlemiş oluyor. Bir de Python'la beraber gelen len dediğimiz fonksiyon var. Len fonksiyonu da listenin length'ini yani uzunluğunu veriyor. Burada da bu case'de de 6 tane elemanımız var Python'da. Bir de şöyle bir olay var listelerde. İndeksleme yaparken iki nokta üstü kullanabiliyoruz. İki nokta üstünde şöyle oluyor. Mesela 2'den 6'ya kadar demişiz. Listenin 2'den 6'ya kadar dediğimiz zaman ikinci indeksten 6. indekse kadar git tarzında bu. Bu da bize yine bir list dönecektir ama sub list olarak dönecektir. Ama yine list sadece bu listenin altından çıkan bir list olduğu için sub list dedim. Bunda 2. elemanına gider. 1, 2. elemanı 3. İşte sonra bundan sonra gelen değerleri de 4, 5, 6 diye işte yazdığı ta ki 6. indekse kadar. Bunu da böyle yapabilirsiniz. Bir de şey var, listeyi tersten almalar. Reverse gibi aslında. Bunun için de şöyle yapabilirsiniz. List A'nın hepsine git. Baştan sona kadar git. Ve tersten al. Eksi 1 dersiniz. Bu kalın eksi 1 de size listeyi tersten verir. Bunların hepsini, ya tüm fonksiyonları da söylemeyeceğim, neler yapabileceğiz hepsini söylemeyeceğim. Zaten bunları siz Python'da eğer cidden çalışmak istiyorsanız internette araştırıp direkt yapabilirsiniz. Mesela Python reverse list diye yazdığınız zaman direkt çıkacaktır bu bilgide. Bir de şöyle bir olayımız var. Tree in list A. Yani 3 list A'nın içinde mi gibi bir soru var. Şey demiştim başlangıçta, Python Sudoku'da çok benzer diye. Gayetçe benziyor yani. 3 listenin içinde mi diye direkt İngilizce sorar gibi soruyorsunuz. Ardından da bize zaten şöyle dönüyor. İçinde mi değil mi? Evet. Mesela içinde olmayan bir değer söyleyelim. 99 mesela. İçinde mi 99 list A'nın? Bakıyor, hayır. Bu kadar basit aslında. Şimdi şey demiştim yine en başta dediğim bir şeye değineceğim. Skaler ve skaler olmayan veri tiplerinden bahsetmiştim. Skaler olmayan veri tiplerinde listeler demiştim. Listelerde de daha küçük parçalara ayırabildiğimiz için listelerde fonksiyonlar da var. Yani built-in fonksiyonlar var. Bir listenin altında kullanabileceğiniz fonksiyonlar. Bunlardan bir tanesi append fonksiyonu. List A list nokta append olarak geçiyor. Append dediği de aslında işte bir fonksiyon içine bir değer alıyor. Değer alıyor buraya. Bu fonksiyon, bu satır kod şunu yapıyor. Listenin içine gidiyor.
ve listenin en sonuna şu değeri append ediyor, yani ekliyor. Bir listenin sonuna bir değer eklemesiniz zaman append fonksiyonunu kullanabilirsiniz yani. Gördüğünüz gibi burada list a append my demişiz. Burada listenin sonuna gidip my değerini ekledi mesela. Insert fonksiyonu var. Insert fonksiyonu da belli bir indekse verdiğiniz değeri girer, yani insert eder. Nasıl diyeceğim bilmiyorum. Gördüğünüz gibi ikinci indekse gelip eğer değerini insert eder. Yerleştirir. Aynen, yerleştirir. Remove fonksiyonu var. Remove fonksiyonu da yine liste içine dolaşır. Verilen değeri ilk karşılaştığı anda onu değer listeden çıkarır. Bu da remove dediğimiz zaman da eğer değerini çıkartıyor. Bir de şöyle bir olay var. Listeyi isterseniz remove değeriyle bir değer silmek isterseniz listeden ya remove yapabilirsiniz ya da direkt del keyword ile yapabilirsiniz. Del de delete'in kısaltılmış halidir Python'da. Liste A'nın dördüncü elemanını sil tarzında bir mantığı var. Böyle dediğimiz zaman da liste A'nın içinden dördüncü elemanı yani 0, 1, 2, 3, 4 yani 5'i silmiş olması gerekiyor. Çalıştığımız zaman da 5'i silmiş olduğunu görüyoruz zaten. Bir de pop fonksiyonu var. Pop fonksiyonu da listenin en sonundaki elemanı çıkartıp size geri döndürüyor. Bu fonksiyonların hepsine internetten bakabilirsiniz. Python'lı listeler çalışmak istediğiniz zaman ne yapmak istediğiniz direkt Google'a açık açık yazarsanız bu konuda Türkçe kaynak ile bulmanız çok kolay. Clear fonksiyonu da listeyi tamamen temizler. List A.clear dediğimiz zaman da tüm fonksiyonu temizliyor. Şöyle bir olay var, listeleri kopyalama ve referans vermek tarzında. Bu listeler aslında şeyin içinde, bizim memorimizin içinde yani RAM'imizin içinde belli bir alanı kaplıyor. Belli bir yer tutuyorlar. Bu değerlerden mesela ne yapmışız orada? Liste 1'i ve liste B'yi tanımlamışız mesela. Burada list B eşittir list A demişiz. Özür dilerim. List B'yi list A'ya eşittiğimiz zaman Python geliyor, list A'nın RAM'de bulunduğu lokasyonu list B'ye eşitliyor. Yani aslında reference ediyor. Böyle bir şey yaptığınız zaman siz diyelim ki bir listeyi kopyalamak istiyorsunuz ama kopyasını böyle kopyalayamazsınız. Böyle bir kopyalama yapmaya çalıştığınız zaman şöyle bir şey oluyor. List A bir listeyi değiştirdiğiniz zaman diğer liste de değişmeye başlıyor. Şöyle göstereyim. Mesela list A ve list B, list A'yı tanımladım, list B'yi list A'ya eşitledim ve ikisini de yazdırdım. Buradan list A'nın biri bir, list B'nin de aynı şey olduğunu görebilirsiniz. Ama ben gidip eğer list A'ya 9 eklersem, normalde ben bunu kopyalamak isteseydim, şöyle olmasını beklerdim. List B'nin hala 1-1-1-1-1 olarak kalmasını ve list A'nın sonunda sadece 9 eklenmesini isterdim. Ama böyle değil, list B'yi de çalıştığım zaman list B'nin de aslında eklendiğini görüyorsunuz. Bu da call by reference kavramına giriyor. Yani aslında burada kopyalamadığınız sadece referans olarak gösterdiniz. Yani RAM'deki, dediniz ki list B, RAM'deki şu lokasyonu eşittir dediniz aslında. O yüzden RAM'deki list A'yı değiştirdiğiniz zaman list B de otomatik olarak değişmiş oluyor. Bunu da kopyalamak için de list.copy diye çok kolay bir fonksiyon var. Böyle yaptığınız zaman da aslında direkt referans vermek yerine kopyalamış oluyorsunuz. Bunun yanında list A'ya bir şey eklediğiniz zaman list B hala değişiyor ama list C asla değişmiyor. Çünkü bunu kopyaladığınız için yeni bir instance, yeni bir obje oluşturuluyor bu list için. Aynı zamanda kopyalamak için list fonksiyonu da kullanabilirsiniz. İlk başta şöyle demiştim. Nerede o? List kelimesi Python tarafından daha önce tanımlıdır. Bu tanımlı olmasının nedenlerinden biri de bu kopyalama için de kullanabilirsiniz ya da casting olarak da kullanabilirsiniz. Casting dediğimizde işte tip dönüştürme açısından. List D'ye, list A'ya derseniz list A'nın kopyasını alır falan filan. Dediğim gibi bunlar bu notebook'a direkt internet üzerinden kitap üzerinden erişebilirsiniz. Eğer takıldığınız bir yer varsa soru sorabilirsiniz ya da sonrasında gelip özelden ya da WhatsApp'tan soru sorabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. İki listeyi birleştirmek için extend metodu var. Bir tanesi yani ya artı operatörünü kullanabilirsiniz ya da extend metodunu kullanabilirsiniz. İkisi de aynı şeyi yapar. İki listeyi birbirine birleştirir aslında. Listeleri birleştirmek için de böyle ya extend diyebilirsiniz ya da artı diyebilirsiniz. Yani liste 1 artı liste 2 eşittir liste 3 diyebilirsiniz ya da işte liste 3 extend liste C'de liste D derseniz liste D'yi liste C'ye ekler. O bayağı karışık oldu ama neyse. En son del fonksiyonuyla tüm listeleri silebilirsiniz del keyword'üyle. Del sadece silmeye yarayacak. Sort ve reverse dediğimiz zaman da şöyle list A'nın içinde listelerde Python'ın tanımlı bir sort metodu mevcut. Yani bir sıralama metodu. Bu sıralama metodu da tüm sort algoritmasını kullanıyor. Bu algoritmada merge ve insertion sortların karışımı gibi bir şey. Algoritmalara girmeyeceğim. İsterseniz yine bunu da araştırabilirsiniz. Gayet güzel bir algoritma.
Şimdi list A'yı çalıştırdın diyelim ki listemde neler var diye baktığım zaman bir tane string var, başka bir string var, integer var ve string var. Sadece integer ve string'de oluşan bir listem var. Ben bunu sortlamaya çalıştığım zaman şöyle bir özellik var. Integer ve string'i compare ediyor. Yani diyor ki bunu sortlamaya çalışırken bakıyor 1.7'den küçük mü diyor. Sonra bir de diyor ki 1.N harfinden küçük mü? Tarzında çok mantıksız bir şey yapıyor. O yüzden bir listeyi sortlarken genel olarak şey yapmanız aynı tipte olmaları daha iyidir. Yani zaten aynı tipte olmayan listeleri sortlayamazsınız. Burada zaten type error gösteriyor. Bunu da direkt yine Google'layabilirsiniz. Google'lamayacağım artık. Ama listanın hepsini string yaparsanız ve sort derseniz bunu da sortlandığını görürsün. Hepsinin string olduğu sürece. Ardından indeksleme hakkında bir reverse demiştim. Reverse'ünü almak için. List a.reverse derseniz bu da aynı şekilde reverse'ünü alır. Ve çok boyutlu listeler var. Çok boyutlu listelerde en güzel örnek fotoğraflardır. Fotoğraflar da aslında 0 ile 255 arasındaki listelerden ibarettir. Şöyledir. Burada bir 0 ile 255 arasında bir değer var. Bu 1 piksel içindir. Bu da 1 piksel içinde böyle fotoğrafımızın boyutunca şeydir aslında. Bu bir matrix'tir. Ve bunlar 3 tane vardır. Red, green ve blue için. Bunlar da 2 two dimension array olarak geçer. Bunlara da şimdi hemen göstereceğim nasıl erişim yapabileceğimizi. N dimension array'de mesela burada şey diye tanımlamışız. Bir array, bu array'in içinde bir array daha var, bir array daha var ve bir array daha var. Aslında bu 3'e 3'lük bir tane array oluşturuyor, bize matrix oluşturuyor aslında. Len olarak baktığınız zaman da 3 olduğunu görebilirsiniz. Yani aslında bu şöyle oluyor. Bunu tanımadığım anda benim Python, RAM'imde Python gidiyor ve bir alanı kaplıyor. Bu alanda da şunu yapıyor. Bir array oluşturuyor. Bu array'in 3 tane objesi var. Şöyle göstereyim. 3 tane objesi var. Ve bu 3 obje de şöyle. Bu da bir liste. Bu da bir liste. Bu da bir liste tarzında. Bir tane obje oluşturuyor. Yani eğer siz bu listin length'ine bakarsanız 1, 2, 3 olduğunu görürsünüz. Eğer listenin 0. elemanının length'ine bakarsanız bunun da işte içine kaç tane girdiyseniz tarzında bir etkileşim var Python'da. Bunu ilerleyen zamanlarda image processing kısmında çok kullanacağız. İşte image'in boyutuyla oynayacağız. İşte channel'larını düşüreceğiz falan. O zaman gelince zaten tekrar anlatırız büyük ihtimalle n-dimension listeleri. Eğer dediğim gibi 0. elemanı da yani ilk elemanın da length'ine bakarsanız 3'e 3 bir tane matrix olduğunu görebilirsiniz bunda. Bundan sonra tuple'lar var. Biraz hızlı gidiyorum. Fazla vakitinizi almayayım diye. Zaten akşam 7 olmuşsa. O yüzden hızlı geçiyorum ama eve gittiğinizde tekrar bakarsanız bunlara ve anlamadığınız yerleri sorarsanız sizin için daha iyi olacak. Tuple kelimesi Python tarafından yine liste gibi daha önceden tanımlanmış bir şey. Yine kopyalama açısından kullanılıyor. Ve tuple'lar listeler gibi değişebilen objeler değil. Tuple'ın listelerin tek farkı budur. Tanımlarken de şöyle tanımlarız. Biz tuple tanımlamak için şu parantez kullanırız. Parantez, eleman. Parantez kalır. Bu bir tuple'dır. Listeden farkı şunu yapamazsınız. Tuple'ın birinci elemanı eşittir 4 diyemezsiniz. Bunu diyemezsiniz çünkü tuple'lar fixedir, stabildir. Hiçbir şekilde değiştiremez. Ya tuple silip yeniden bir tuple oluşturmanız gerekiyor. Ya da liste kullanacaksınız. İkisinden birini seçeceksiniz. Bu tabii şeyden şey değişiyor. Kullanım alanına göre değişiyor. Burada işte indeksleme yapabiliyorsunuz ama hiçbir şekilde şey yapamıyorsunuz. Tuple'ın listede gösterdiğim hepsinin aynısı. İşte ikinci indeksten beşinci indekse kadar olanları yazdır tarzında. Eksi 5. indeksten eksi 2. indekse kadar yazdırıyor. Bu da tersten oluyor aslında. Yani bu aslında ilk 3 elemanı yazdırıyor. Bu da sonuç elemanı yazdırıyor gibi bir şey. Burada tuple'ı şey yaparken de zaten declaration'ı söyledim. Parantezlerin içine yazıyoruz tuple'larla. Dediğim gibi tuple'lar değiştiremediği için tuple object does not support item assignment. Yani herhangi bir şekilde tuple'ın içindeki itemi değiştiremezsiniz. Onun yerine liste kullanmanız gerekir. Eğer illa bir değiştirme yapacaksınız. Ondan sonra yine listelerde olduğu gibi, dediğim gibi listelere çok benziyor tuple. Six in tuple a dediğimiz zaman da true ya da false döndürmesini bekleyebiliriz. Bir eleman tuple oluşturmak için de şöyle yapmamız gerekiyor. Bir mesela tuple b eşittir my dediniz ya. Eğer bunu direkt böyle yaparsanız bu bir tuple oluşturmaz. Ne kadar parantez kullanmış olursanız olsun. Bir element olduğu için içinde ve yanında virgül olmadığı için yani bir element daha beklemediği için bunu direkt my'i string olarak atar. Mesela burada tuple b'nin type'ına bakarsak
Bunu çalıştığım zaman şimdi yapalım. Bunun string olduğunu görebilirsiniz. Çünkü yanında bir virgül yok. Eğer tek elemanı bir tuple tanımlamak istiyorsanız yanına virgül koymanız gerekiyor. Bir de şu nereye gitsin? Şöyle yaparsak C dersen bunu da bunun bir tuple olduğunu görebiliriz. Tuple objesi olduğunu görebilirsiniz. Yine aynı şeyler. En son tuple'ları silmek için de del keyword'ını kullanabilirsiniz. Yine aynı listelerde olduğu gibi artı ifadesini kullanabilirsiniz tuple'ları birleştirmek için. Aynı zamanda tuple'ların kaç elemanlı olduğunu görmek için dot count diye bir tane şey var. Dot count, özür dilerim, kaç tane olduğunu görmek için değil. Dot count içine aldığı elemandan tuple'ın içine kaç tane olduğunu gösterir. Mesela sıfırdan kaç tane olduğunu görmek için şurada hemen bakalım. Tuple 1 ve tuple 2 objesini oluşturdum ve iki tuple'ı birleştirdim toplam tuple altında. Ardından geliyorum ve tuple 1'in içindeki sıfır sayısını bulmak istiyorum. Dot count dediğim zaman da tuple 1'in içinde 4 tane sıfır olduğunu görebiliyorum. İçinden 4 tane sıfır var tarzında. Bunlar biraz daha basit, çok basit şeyler olduğu için bunları hızlı hızlı geçiyorum dediğim gibi yine de. Bunları eve gidip bir kere çalışmanız sizin yararınız olacaktır. Tuple Constructor'da yine dediğim gibi tuple keyword'ü direkt Python üzerinde tanımlı olduğu için tuple isimli direkt bir tuple oluşurken tuple bunu da kullanabilirsiniz. Direkt tuple olarak da açabiliriz şeyi. Ondan sonra create'leri falan var. Geçiyorum. Setlere geçeceğim. Setlerde de şöyle curly bracket için yazıyoruz, yani sus parantez için yazıyoruz ve yine aynı liste tuple'da olduğu gibi set kelimesi de Python tarafından daha önce tanımlı. Setin şöyle bir özelliği var. Set içinde aynı elemandan sadece bir kere olabilir. Yukarıda tuple'ı görmüştük. Tuple'ın içinde mesela 4 tane 0 vardı. Ama böyle bir set oluşturmak isterseniz oluşturamazsınız. Çünkü matematikteki setlere çok benzer. Hatta birebir aynısıdır. Ve her elemandan yalnızca bir tane olması gerekir. Onu da göstermiş olmam gerekiyor. Mesela burada set A'yı oluşturmuşum. Set A'nın içinde type of set A'yı direkt set olarak görmüş zaten. Ondan sonra şöyle bir özellik var setlerinde. Setler unordered'dur. Yani herhangi bir indeksi yoktur. Şöyle mesela burada ilk sıraya karı yazmışım ya. Mesela burada print ederken tram'ı önce yazmış. Ondan sonra track yazmışım, kar yazmış mesela. Bunlar unordered olduğu için şeyin içinde, memory'nin içinde genelde belli bir şey, aynı sırada kalmazlar hiçbir zaman. Yeni memory işlenecekse yerleri dağılır. O yüzden herhangi bir setin içinde indeksleme yapamazsınız. Unordered ve unique list'tir yani aynı zamanda. Ondan sonra ama şey yapabiliyoruz, işte car stringi setin içinde var mı yok mu, banana setin içinde var mı yok mu tarzında yine sorgulamalar yapabiliyoruz. Ardından dediğim gibi, mesela çok birden oluşan ve sıfırdan oluşan bir set oluşturmaya çalışırsam bana buradan oluşturacak set sadece sıfır ve bir setidir. Aynı matematik setlerinde olduğu gibi. Add ve update fonksiyonları var. Şöyle ki, normalde listelerde indekse erişip direkt onu assign edebiliyorduk. Ama tapularda indekse erişemediğimiz için eğer bir eleman eklemek istiyorsak add metodunu kullanıyoruz. Ama iki tane eleman aynı anda ekleyemiyoruz. Yani burada metro eklemişim, ardından gidip metro ve plane eklemeye çalışmıştım. Ama bana Python diyor ki type error, add takes exactly one argument to given. Yani diyor ki ben add fonksiyonunda sadece bir eleman kabul ediyorum diye bana iki eleman verdin diye hata veriyor. Eğer birden fazla şey eklemek istiyorsanız update fonksiyonu var. Update fonksiyonunda bir array içine yazıyorsunuz. Bu da önemli. Array içine yazmazsanız yani de şöyle yazarsanız set i acaba çalışır mı? Evet. Gördüğünüz gibi plane ve helikopterin her kelimesini yani her şeyini, karakterini bir eleman olarak kabul etti. Yani çok saçma bir şey oldu. Bunu düzeltmek için de şuraya bir array yani bracket koymanız yeterli olacaktır. Tabii şimdi ben bunu tekrar çalışımda gitmeyecek şeyler ama truck ve helikopter ve plane'de de şurada bir yer olması lazım. Plane'de görebilirsiniz burada. Ondan sonra remove, discard ve pop metotları da yine ekleme çıkarma yapmakta kullanılan metotlar. Bunlar çıkartmak için remove diyebilirsiniz, discard diyebilirsiniz ve pop diyebilirsiniz. Pop da aynı zamanda şeydir. Discard ve remove arasındaki fark, remove fonksiyonu çıkarmak isteyen eleman elementte bulunmuyorsa hata döndürüyor. Ama discard dediğimiz zaman da bize herhangi bir hata döndürmüyor. Yani şöyle diyeyim, çok uzun bir setimiz var, bin elemanlı bir setimiz var. İçinden bir eleman çıkarttınız, ondan sonra gün tekrar bir eleman çıkartmak istiyorsunuz ama o eleman aslında var mı yok mu emin değilsiniz. Bunun için hata almamak için, yani programın çökmemesi için discard metodunu kullanabilirsiniz. Eğer discard metodunda şöyle oluyor, eğer o fonksiyonun içinde, eğer o setin içinde car elemanı varsa
çıkartıyor, yoksa hata döndürmüyor. Ama remove dediğimiz zaman kararında varsa çıkartıyor, yoksa hata döndürüyor tarzında. Zaten burada da görürsünüz key error olarak geçiyorlar. Ondan sonra bakayım pop fonksiyonu. İşte pop fonksiyonu da setin son elemanı setten çıkartıp bize geri döndürüyor. Tabii şöyle bir olay var. Pop fonksiyonu her zaman stabil değil çünkü setler unordered olduğu için son elemanın hangisi olduğunu o anda bilme şansınız yok. Biraz daha kör atış gibi bir şey aslında. Ama pop fonksiyonu şöyle yapıyor. Geri döndürüyor. Yani return ediyor. Return ettiği değeri de removed item olarak ayrı bir variable atayabiliyorsunuz. Ondan sonra bunu tekrar kullanabiliyorsunuz tarzında. Çalıştım. Mesela removed item is one. L sözcüğünü, L karakterini çıkartmış mesela. Pop. Clear fonksiyonu yine aynı şekilde tüm seti temizler. Then de yine keyword'de tüm seti siler. İki seti birleştirmek için de yine union ve update gibi fonksiyonlar var. Bunlar arada iki seti birleştirebiliyorsunuz. İşte bunları bir şeyde tekrar okuyabilirsiniz dediğim gibi. Açık okuyun, şu an fazla manzara almak için hızlı geçiyorum. Önce. Set constructor'da dediğim gibi set de aynı list, tuple ve seed list de tuple gibi şey, Python tarafından önceden belirlenmiş şeyler. O yüzden set fonksiyonu constructor olarak bir set oluşturabilirsiniz. Dictionary'lere geleceğim. Dictionary'lerde şöyle dictionary'de key ve value olarak geçiyor. Aynı normal bir sözlüğü açtığınız zaman nasıl bir sözcük ve sözcüğün karşılığı varsa dictionary'lerde aynı mantık. Yani mesela burada car dictionary'si oluşturmuşum. Dictionary oluştururken yine set oluşturur gibi oluşturuyorum. Ama bu sefer key ve value verilerinin arasına column koyuyorum. Yani iki nokta üst üste koyuyorum. Burada car 1'in brandini Ford demişim. Modeline Mustang demişim. Yılına da 1964 demişim. Gördüğünüz gibi burada iki tip datayı aynı anda yapabiliyorsun. Mesela year stringken burada yıl, mesela yıl veriyorsu integer. Bunlar print dediğiniz zaman yine key value pair halinde şey yapıyor. Bir dictionary'nin elementine erişmek için de yine indeksleme metodunu kullanabilirsiniz. Mesela car 1'in brandine bakmak istersem car 1'in index, yani bracket içinde brand yazabilirim. Bu da bana value döndürür. Çünkü brand key'di, for ise value. Ama ben buraya gelip Ford yazarsam büyük ihtimalle bana hata verecektir. Çünkü böyle bir key yok. Key kısmı burası. Key ve value değerli olarak oluşturulduğu için sadece keyler üzerinden şey yapabilirsiniz. Elementlere erişebilirsiniz. Yine aynı zamanda get fonksiyonu var. Eğer şey kullanmak istemezseniz, bracket kullanmak istemezseniz get fonksiyonu var. Aynı zamanda dictionary'larda mutable, yani onları da değiştirebilirsiniz. Yılı 1970 yapabilirsiniz. Yaptığınız zaman da yılı değiştirecektir. Dictionary'lerde önemli 3 tane fonksiyon var. Keys, values and items. Bunları ilerleyen derste for loop'ları anlatacağımız zaman orada çok kullanacaksınız. Keys dediğimiz zaman bizim tanımlarken kullandığımız key'leri bize döndürür. Value dediğimizde value'ları döndürür. Items dediğimiz zaman da ikisini pair halinde döndürür ve bunlar tuple olarak döndürülür. Bunların hepsini dediğim gibi for loop'ları işlerken tekrar göreceksiniz. Keys, values and items dediğiniz zaman da burada görebilirsiniz. Ondan sonra burada işte şey yapmışız, brand K mi değil mi diye bakmışız. Bunu direkt çalıştığımız zaman işte true false değerlerini döndürebiliyor. Dictionary'e eleman eklemek, indeksleme. Şöyle yapabiliriz. Yeni bir eleman oluşturmak istiyoruz dictionary'e. Mesela arabanın şey, rengini gireceğiz. Direkt olmayan bir item için car'ın direkt indeksine, yani bracket açıp color deyip red diyebilirim. Bu dictionary'e color elementini, color key'ini ve red value'sunu ekleyecek. Update fonksiyonu da yine aynı şekilde yine dictionary'i updatelemek için kullanılabilir. Condition used tarzında mesela. Ama bunu dikkat etmeniz gereken şey update fonksiyonunun içine yine bir dictionary olarak yazılıyor. Yani şurada da şey var. Curly bracket var. Ondan sonra dictionary elementim için yine pop, item, pop, delete, clear tarzında fonksiyonlar var. Bu fonksiyonlar bunların hepsi. Aynı zamanda kopyalamak için de dictionary, built-in function ya da copy metodunu kullanabilirsiniz. Bunları direkt geçiyorum. Bunlar zaten oturup sizin de uğraşacağınız şeyler olduğu için bunları gayet açık bir şekilde yazdım. Bunların hepsini eve gittiğinizde bakabilirsiniz merak ederseniz eğer. Nested dictionary de oluşturabilirsiniz. Mesela burada nested dictionary, yani iç içe geçmiş sözcükler. Burada da bir aile dictionary'si oluşturmuşum. Bu aile içinde John var. John'un da age diye bir tane properties var mesela, tarzında gibi düşünebilirsiniz. Anna var ve Peter var. Bunların da yaşları
46, 45, 16 mesela. Eğer family'yi yazdırırsam John'un John kelimesinin burada key value olarak da ayrı bir dictionary olduğunu göreceksiniz. Bunlar da nested dictionary deniliyor. İşte keys ve values diye geçtiğimiz zaman da mesela keys aldığımız zaman John, Anna ve Peter verirken values dediğimiz zaman bize dictionary olarak 3 tane aynı dictionary dönülüyor bize. Bu kadar herhalde. Aynen. Tüm neredeyse çoğu data structure'ı şey yaptık, cover ettik. Anlattım burada. Dediğim gibi bu ilk workshop'ta daha çok bir programlama giriş ve Python'a ilk bakış tarzındaydı. Şöyle olacak, önümüzdeki hafta Doğukan, ya önümüzdeki hafta için şöyle bir şey var, bazı arkadaşlar katılamıyor. Ya cumartesi gününü almayı düşünürüz ya da şu anki yaptığımız gibi video kaydalıp işte web sitemizden yayınlayacağız bunu. Size nasıl uygun olur? Bayağı kişi gelmiş, ben bu kadar kişi geleceğini tahmin etmiyorum. Hafta sonu olmasın. Hafta sonu olmasın. Bence zaten pazartesi günü herkes herhalde oluyor bu kadar kişi katıldığına göre. Pazartesi gününe devam ederiz. Diğer arkadaşlar web sitesi üzerinden yayınlayacağız zaten bu videoyu da. Bu hafta bir ödevimiz yok ama önümüzdeki hafta for loop'lar ve if statement'lara geçeceğimiz zaman hepinize ödev vereceğiz. O yüzden piyasaya katılabilirsiniz, piyasadan soru sorabilirsiniz ya da direkt WhatsApp'tan sorabilirsiniz. Sohbet grubundan sorabilirsiniz. Teşekkür ederim.